Evet, televizyon gazetesi devam ediyor. Bir son dakika haberi, Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı. 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimine ilişkin sayım işlemleri sona eren Maltepe'de birleştirme tutanağının hazırlanmasına başlandı. Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemleri saat 00:22 itibariyle tamamlandı. Yani gece 12:22 geçe tamamlanmış. İlçe Seçim Kurulu sayım işlemlerinin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için bu sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra il Seçim Kurulu'na teslim edilecekmiş. İl Seçim Kurulu'nun da ondan sonra bir şey yapması gerekecek. Ne yapması? Mazbatayı vermesi gerekecek. Ama bu arada MHP Maltepe seçiminin iptali için başvuruda bulunmuş. Ne diyor? MHP İstanbul Maltepe'deki seçimin iptali için ilçe seçim kuruluna olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. Herhangi bir ayrıntı da yok. Evet. Peki biraz gözümüzü dünyaya çevirelim. Ne var ne yok diye. Bakın mesela S-400'ler İstanbul ve Ankara'yı koruyacakmış. Aydınköy öyle bir haber vermiş. Star'ın birinci sayfasında da S-400 NATO sistemine entegre edilmeyecek diye bir başlık var. Bunun dışında ne var dışarıda? İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi dün Esad'la görüştü. Bugün de Ankara'ya geliyor. Belki de gelmiştir şu saatlerde. Ona bir bakacağız. Öyle mi? AKP yine itiraz edecek galiba. Neye itiraz edecek, ne yapacak bilmiyorum ama bir bakalım şuna. Aradaki farkın nasıl eridiğini size gösterebilirim. Burada dedik, daha 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi 29.408, bir de böyle küsuratı da veriyor. 29.408 oy farkıyla biz öndeyiz diye açıkladı. Sunumda da göreceksiniz, bende de gösterdiğim şekliyle var. Yüksek Seçim Kurulu'da 27.889 gibi bir rakamla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğunu gösteriyordu. Bizim iddiamız da biz öndeyiz şeklindeydi. Aslında bu iş daha sandıkların %10'unun sayıldığını da dikkat aldığımızda bizim tezlerimizin haklılığını ortaya koyuyor. Bakınız, karşı taraftan da görüyorsunuz, buradan da görüyorsunuz. Hemen 2 Nisan'da bu fark 24 bine inmiş. 3 Nisan'da, 2 Nisan'da, 3 Nisan'da 21 bine, 4 Nisan'da 19 bine, küsuratları söylemiyorum. 5 Nisan'da 18 bine, 6 Nisan'da 17 bine, 7 Nisan'da 15 bine, 8 Nisan'da yine 15 bin civarında, 9 Nisan'da 14 bin ve bugün itibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. Peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu nasıl bu kadar oy aşağı düştü, AK Parti'nin lehine kayıtlara geçildi ve fark azalmış oldu? Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Sizin kusurunuz yok muydu? Kabul edelim, bizim de Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar, bir parça kusurumuz olabilir. Bence de bir parça kusurumuz vardı. Fakat ortada kanunun dışına çıkan ve bizim kesinlikle denetleyemeyeceğimiz, bizim kesinlikle fark edemeyeceğimiz, seçimden önce fark edemeyeceğimiz, seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bu kadar net. Bizim, tekrar altını çizmek istiyorum, kesinlikle bizim fark edemeyeceğimiz ve bizim denetimimize, partilerin denetimine tabi olmayan alanda bir takım usulsüzlükler, hatta usulsüzlük demek de istemiyorum, hafif kanunsuzluklar yapıldı. Onları da elbette tek tek anlatacağız, üstünden geçeceğiz. İsterseniz bu geniş genel açıklamanın sonrasında bu İstanbul seçimlerine ilişkin
itiraz ettiğimiz, itiraza konu olan hususları da ana hatlarıyla ortaya koyalım. Ama çok uzatmak istemiyorum ki soru cevap kısmına fazla zaman kalsın. Az önce dedim ki kesinlikle partilerin denetimine uygun olmayan, müsait olmayan alanda bir şeyler oldu.